Aramıza hoş geldin Altan abi. Sağ ol Erdem. Kravatı söktük gördüğün gibi. Zaten sana yakışmıyordu. Başkasının boyunlarına taksınlar, boş ver. Sağ ol koçum. Tuncay. Coşkun. Erdem abinizle tanışın. Şafak nerede? Arka tarafta abi, seni bekliyor. Buyur. Hoş geldin Altancığım. Hoş bulduk Şafakcığım. Çok iyi gördüm seni. Her zamanki gibi. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Ferdi. Buyur. Abi hoş geldin. Güven. Tuncay'la Coşkun. Altan abiyle beraber. Altan. Duyduğuma göre bu mafyözler seni biraz bunaltmışlar. Para kazanmak için birilerinin kahrını çekmek lazım Şafakcığım. Herkese bir salma diyorsun yani. Herkese değil de onu birlikte yapacağız. Ama en azından şunu bilmenizi istiyorum. Güçlü bir ordu kurmak için bizim kimseye ihtiyacımız yok. Kimle savaşacağız abi? Çakır Bey'le ailesi ve onun avanesiyle. Altan. Ben bu Hızır'ı biraz takip ettim. Bu adam pek mafya gibi davranmıyor. Arkasında önemli bağlantıları var. Artık bir bağlantısı yok Şafakcığım. En azından arkasında bir ünal yok. Peki planın nedir abi? Ben bugün Hızır'la bir yüz yüze görüşeyim diyorum. Yani görevden ayrıldığın gün bu biraz riskli değil mi? Bir şey yapılması gerekiyorsa biz yapalım işte. Hızır göz göze bakmayı çok sever. Önce ben bir gözünün bebeğini alayım. Sonrasında gerekirse siz canını alırsınız. Damlacığım, seni tebrik ederim. Ne kadar çok büyük dostlarım varmış. Sonunda başardım. Henüz başına bir şey gelmedi Altan. Sadece işgal ettiğin koltuktan kalktın. Bırak şimdi onu bunu da başarını kutlayalım diyorum. Seni bir yemeğe davet etmek istiyorum. Ben niye yemek yiyeyim ki seninle? Hızırlar bir adamımı almış Okan diye. Onunla ilgili görüşmek istiyorum. Bu geçmiş bir mevzu Altan. Bu konuda senin için bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. O koltuktan kalktıktan sonra neler yapacağımı hiç merak da mı etmiyorsun Damla? Endişe etme. Seninle istediğin restorana, istediğin yere gelebilirim. Benim sana güvenim tam. Tamam, ben sana yeri ve saati bildireceğim. Telefonum kapalı olacak. Adres için ben seni tekrar ararım. Ne yapmaya çalışıyor bu?
Kendini öldürtmeye çalışıyor diyeceğim de niye böyle bir şey yapsın? Amca belli ki bu altının bir planı var. İlla ki bizim ona tuzak kuracağımızı hesap etmiştir de... bu işten nasıl yırtacak? Ben bu özgüvenini anlamadım. Belli ki ekibiyle gelecek. Bu çatışmadan hiç kimse canlı çıkamaz. Bence biz gitmeyelim. Uzakta olalım. Faruk size eşlik etsin. Biz bu işi uzaktan bitirelim. Yoksa amcamın dediği gibi bu çatışmadan kimse canlı çıkamaz. İlyas'la konuş. Güvenli bir mekan ayarlansın. Her şey kontrolümüzde olsun. Her ne kadar uzakta olursak olalım, Damla ile Ebru için önlem alınsın. Peki amca.